Şimdi karnabaharla nohutla bir kraker yapacağım. Karnabaharları birazcık haşlıyorum. Buharda da haşlayabilirsiniz. Ama burada bu tarafta şu makarnaların renginin güzelliğine bakar mısın? Harika oldu. Değil mi? Harika. Ne kadar güzel bir renk oldu. Yasinciğim gel tatlım. Kaşıkla yedirelim sana hatta. Şimdi tuz, karabiber ve baharat senin zevkine kalmış. Aynen. Yasinciğim. Bak bakalım neye ihtiyacımız var? Tuza ihtiyacımız olabilir mi? Yok. Turşu var. Yetti süper diyorsun. Bak o da öğrendi. Bak, gördün mü? Beğendi. Yeniden seni. Beğendi gel. Aferin. Gel canım. Ay çok tatlısınız. Yemem sen rahat rahat. Afiyet olsun. Çok zor bir şey. Ekranda yemek yemek çok zor bir şey. Bak, çok zor. Böyle ağzımıza atıyoruz bir şeyleri ama onu nasıl öğütüp yutacağımızı şaşırıyoruz. Çünkü dile yapışıyor, konuşmayı etkiliyor. Özellikle tatlı biliyorsun asla yenmemesi gerekiyor konuşurken. Şimdi bu karnabahar krekerleri böyle bir şey mi olacak? Şimdi bunlar aslında ben bunu bir iki gün önce yaptım. Hmm. Birazcık yumuşadı, gelirken de kırıldı. Tamam. Biraz daha uzun uzun yapabilirsiniz. Bak. Hmm, gene yedik bak. Ama çok çok hafif. Evet. Yani cips gibi. Evet. Fakat karnabahardan ve kalorisiz, lezzetli. Daha ne isteyebiliriz? Mükemmel. Ne var içinde bunun? Hafif atıştırmalık bu. Peki. Çok güzel. Hemen yapalım mı? Peki yapalım. Bir bardak haşlanmış karnabaharımız var. Şu an haşlanıyor. Bir bardak haşlanmış nohutumuz var. Bu mu lazım? Şunu alayım dedim üstünden. Peki. Bir çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz. Bu kadar. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi galeta unu görüyorum orada. Şöyle ihtiyacımız var. O galeta unu değil onu mi? Biraz. Senin şeyin değil mi? Ha, Yasin bunu nasıl açacağım? Açtım. Evet. Şimdi şöyle. Ana malzemesi nohut. Peki. Orada karnabaharlarım haşlanmışsın ama burada haşlanmışı var. Var. Peki. Haşlanmışı. Şimdi bundan sonrası zeytinyağını da ilave ettikten sonra tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Hmm. Bunun içine kırmızı pul biberden susama, susamdan çörek otuna her şeyi ilave edebilirsiniz ki arzu ettiğiniz lezzette bir kraker olsun. Evet. Şimdi biraz susam çok koyuyorum. Biraz çörek otu koyuyorum. Oh. Ben olmazsa olmaz acı çok sevdiğim için birazcık acı bak, koyuyorum. Bak beni çok şaşırttın. Ben bunları böyle bir şeye galeteye falan batırıp bir şey yapacaksın zannettim. Hayır hiçbir zannettim. Şey. Blender yapacaksın bunları. Tuz koymayacağım içine. Peki. Karabiber, ne bileyim minik minik haşhaş tohumu, sevdiğiniz ne varsa içine ilave edin. Bu ne senin çeşnin mi bu? Şimdi bu, bunun rondodan geçmiş hali. Şimdi bakayım anladım. Ben şimdi ben rondo. Ben bunun peşindeyim. Ben ne biliyor musun bazen rondoyu çalıştıramıyorum falan ya böyle bir telaş ediyorum. Tam olsun diye. O telaşı etmeyeyim diye. Sana kıyamam ben tam geldi. Sana kıyamam. Evet ekranda bu tarz şeyleri yapıyoruz ve her gün sınav veriyoruz. Çok biliyorlarmış bize zaten Mertem abla. Oluyor. Evet Meltem abla, nohutlarım ve karnabaharlarım harika bir şekilde. Biraz daha. Çok güzel. Şöyle bir karıştıracağım hızla. Tamam. Var mı? Karıştırdıktan sonra. Ay çok güzel oldu yalnız lezzete. Bakın içindeki. Mükemmel. Sevdiğiniz bütün baharatları koyabileceğiniz. Bu çok sağlıklı bir atıştırmalık yalnız. Evet. Ben buna bakayım. Birazcık da yağ gezdireyim üstüne. Oh. Biraz zeytinyağı ilave ettim. Evet. Karıştırayım mı? Evet galiba başardım ben evet. Ablacığım. Şimdi bunu... Onu buzdolabı poşetinin içine koyuyorum. Evet. İstersen onu bunun üstüne koy. Hepsi ekleyelim nasıl olsa ben. Aynı lezzet. Evet. Dur bir kaşık yardımıyla. Şurada var. Ne varmış? Evet. Nohut ve karnabahar bu şekilde blender edildikten sonra baharatlarıyla evet. Birlikte. Bir sıkma torbası olabilir. Sıkma torbanız yoksa bir buzdolabı poşeti olabilir. Buzdolabı poşetine koyuyorsunuz. Tamamdır. Sıyırabildiğim kadarını. Evet. Tamam. Şimdi şöyle aldım. Bir makas yardımıyla ucunu incecik kestim. Dur bakayım. Aa, ne kalınlık çok oldu. Çok güzel.
Ay Meltem şimdi abla bunu... sen var ya. Ay. İşte sana kreker. Çok güzel. Şimdi biraz uğraştırıcı, katılıyorum. Ama sonuç harika, lezzet harika ve buna değer. Yani haşlanmış nohutunuz varsa aslında tek yaptığımız karnabaharı ve nohutu blenderdan geçirip baharatlarla beraber fırına koymak. Evet. Yani bu buna değer. Yani kalorili bir şeyler yemektense, o hani bazen insanın canı bir şey ister, ne istediğini bilmez ve o iştah durumunu kapamak için bir şeye ihtiyaç duyar ya, hatta buzdolabında muzur bir şey varsa gidip dayanamayıp onu yer. İşte bu onu engelleyen, şimdi daha güzel kalın kalın çıkmaya başladı. Gördüğün gibi son derece kolay. Pembeleşinceye kadar fırında çok bekleteceğim. Güzel. Sonra da çok beğendim. İyice soğuduktan sonra kapalı bir şeyin içine koyun. Yalnız 1-2 güne kadar yumuşuyor. Tabii. Onun için az az. Zaten bu kalmaz ki bugünden yarına. Bu anında tüketilir yani. Tüketilmeli de çünkü çok lezzetli. Hı, bu biraz yuvarlak yuvarlak oldu. Evet. Durum bu. Durum bu. Bu fırına giriyor. Kaç dakika? Evet. Şöyle söyleyeyim, üstü pembeleşinceye kadar tamam. Bir 30 dakika falan yok tabii 30 dakika. Peki, hani bir içindeki suyu çeksin. Evet. Nohutun ve karnabaharın suyunu çeksin diyoruz. Harika. Çok güzel bir atıştırmalık balık tarifi verdik sevgili Meltem ablacığım. Çok beğendim ben bu işi. Şimdi makarna salatamız hazır. Hazır. Karnabahar cipslerimiz hazır. Yenmekten geri kalanlar. Biz yemeye devam edelim. Gelirken birazcık kırıldı. Hmm, çok güzel olmuş. Ama bunu bir iki gün önce yaptım. Biraz yumuşamış. Ama yine de yenebilir. Yenebilir. Çünkü içinde yumurta falan girmediği için. Hiçbir şey yok içinde. Karnabahar, nohut ve baharatlar. Birazcık da zeytinyağı var içinde. Mükemmel de neye benzemiş biliyor musun? Falafel derler hani. Evet, evet. Falafele yani benzemiş. Yani o nohut köftesinden yapılır. O biraz kızartılır falan ama çok çok güzel bir besleyici bir şey o da. Hiç kızartılmadan yapılan muhteşem bir şey. Mükemmel bir şey. Ben bunu hemen yapacağım. Çok güzel oldu. Bir karnabaharı haşladık. Evet. Haşladıktan sonra daha önce yine haşlamış olduğum nohutla beraber ve baharatlarla beraber blenderdan geçirdik. Bu kadar. Fırına verdik. Kimyon koyabilirsin. Ben nedense kimyonu çok seviyorum ve o kimyon tadını arıyorum bu tip şeyler ama yerken. Ama var içinde. Değil mi? Bu benim evde yaptığımda. Burada kimyon koymayı unuttum kimyon da. Kimyon koyalım o zaman. Evet, koyalım. Yanına mesela böyle bir yoğurtla bir dip sos gibi bir şey yapılabilir muhteşem mi? Muhteşem oluyor tabii. Olmaz değil olur mu? Yani yoğurtla belki birazcık sarımsakla, birazcık dereotunla lezzetlendirebileceğin çok güzel bir dip sos hazırlanabilir. Yoğurtun içine ne katılabilir mesela böyle bir dip sos olabilmesi için? Mesela daha... Kekik, kimyon oraya da girer. Daha muzur hale getirmek için belki birazcık dip sosa krema ilave edilebilir. Evet, değil mi? Krem peynir ilave edilir. Evet. Labne peynir ilave edilir. Mayonez belki ilave edilir. Mayonez ilave edilir. Bizim kraker. Sizin kraker şeyden daha başka bir şey olur yani. Sağlıklı atıştırmalıktan birazcık dışarı çıktı. Daha lezzetli bir atıştırmalık evet. Haline geldi.